Evet, şimdi bugün 3 tane karanfille ilgili numunemiz var elimizde. A firması, B firması, C firması. Yani C firması biziz. A, B firmaları ürünleri sırasıyla koyuyoruz. Bakalım ne var bunların içinde. Gökçek. Bir çay kaşığı gökçek, karanfil ekstraktı. Baştaki. 2. A firması. 3. Sıcak su koyabilirseniz size zahmet olmasa beyefendi hazretleri. C firması. Evet. 3 tane numune koyduk. Beyefendi hazretleri de sıcak su koydu. Biz de karıştıralım. Evet. Gökçek. Bu da A firması. Bu da B firması. Gördüğünüz gibi B firmasının ürünü hemen ne oluyor? Sıcak suyu koyar koymaz hemen eriyor. Çünkü içinde ekstrakt yok. Hemen suya karışır. İçinde hiçbir şey yok. Evet, o nedenle ekstrakt yavaş yavaş erir. Sıcak suyla da olsa yavaş erir. Evet. Şimdi Gökçek karanfil ekstraktı. %100 kaliteli, %100 etken madde içeriyor. Bu biraz insaflı davranmış. A firması %15-20 karanfil içeriyor. Gerisi nişasta. C ise biraz renklendirici katmış. Evet, renklendirici. Yani A firması Gökçek, A firması B firması. A firması biraz insaflı olmuş. %10-15 kadar ekstrakta karanfil toz ekstraktı var. Diğerinde hiçbir şey yok. Belli oluyor zaten. Evet, karanfil doğal antibiyotik, bağırsaktaki bakteri, virüs ve mantarlara karşı mükemmel etkiye sahip. Siz 1000 miligramlık bir kapsüle yüksek oranda karanfil ekstraktı korsanız 800-900 miligram bağırsaktaki mikrobu öldürür. Ama siz bunu hiç, şu firmanın bu firmanın üretmiş olduğu veya dışarıdan ithal etmiş olduğu sözde karanfil toz ekstraktından koyuyorsanız diyelim ki 900 gram koydunuz. İçindeki ekstrakt oranı zaten %5 bile değil. 900 gram diye vatandaş alan firma koydu. Ama içinde %5 bile karanfil yok. Ne oldu etkisi? 900 gram değil, 900 gramın %5'i yani %10'u ne yapar? 90 gram, %5'i 45 gram. Aslında bu firmalardan, ithalatçı firmalardan ürün alanlar kapsül yaparken adam etkili olsun diye 800-900 miligram ekstrak kodunu düşünüyor. Ama uygulamada nedir? Sadece %5 etken madde var, ekstrak var. 45 miligram etki yapar mı? Yapmaz. 45 miligram ekstrak mı etkili? 800-900 miligram saf ekstrak mı etkili? Yani bu kadar bariz. 20 kat arada fark var. 20 kat. İçinde de bir beyefendi bize geldi. Profesör doktor, bizim için fason ürün üretir misiniz dedi. Üretelim dedik. Şimdi ürünler şunlar şunlar şu kadar karıştıracaksınız dediler. Allah Allah, adam zerdeçal kapsülü üretecek. 100 kiloda 3 kilo zerdeçal var. Gerisi ne? Dolgu maddesi. La ilahe illallah. Dedim ki biz bunu yapamayız, kusura bakma. Biz sizinle çalışamayız. Niye parasını vermiyor mu? Her şey para değil. Sen onu satacaksın, insan sağlığıyla oynayacaksın. Para değil. Biz sizinle çalışmıyoruz, kusura bakmayın. Ürünlerinizin dolumunu yapmıyoruz. Siz istediğiniz başka yerde yapın dedim. Alacak, satacak. %3 etken madde, zerdeçal var. Gerisi dolgu maddesi.
stearat, silisyum dioksit ve çok yüksek oranda da nişasta basmış. Yallah. Neymiş? Beyefendi zerdeçal ekstraktür etmiş. Şimdi bu firmanın ürününü aldığınızda, C firmasının ürününü aldığınızda içindeki etken madde %5. Birçok firma bu firmadan alıyor. İthalatçı firmadan fabrikasında ürün üretiyor. Çeşit çeşit ekstraklar. Ama bu ne diyor? %100 saf diyor. Vatandaş ne bilsin o bir firma, üretici firma. Üretici firma alıyor, kullanıyor. İçindeki etken madde ne olduğunu bilmiyor. Ha, bu firma gene %15-20 ekstrak var. Bunu kullansa %20 üretici firma %100 zannediyor karanfil ekstrakt. Ama bu firmanınki %20 ne yapar? İşte 135 gram yapar. Miligram yapar. Burada 45 miligram yapar. Yani hep hile hep burada. Hep burada. Hep hile. Hep hile. Hep hile. Ya bizim bu ekstrakt ise %100. Saf. Elhamdülillah. İçinde hiçbir şey yok.